Hepinize iyi pazarlar. Harika bir kültür sanat sohbeti bekliyor sizi. Bir süredir gerçekleştiremiyorduk. Sizlerden gelen talepler vardı. Ben çok istiyordum ama maalesef siyasetin o yükselen nabzına kendimizi kaptırdık. Gittik. Siz de çok sıkıldınız. Ben de çok yoruldum. Şimdi tekrar başlıyoruz kültür sanatı konuşmaya ve çok değerli bir konuğum var. Hem besteci hem şarkıcı. Sevgili Murat Evgin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk Canan Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim, sağ olun. Anonsta da belirttiğim gibi hepimiz çok bunaldık. Hepimiz çok daraldık. Evet. Zaten ülke gündemi her sabah uyandığımızda hepimizi boğuyor. Bize nefes aldıracak alanlarda kültür sanat esasında. Ama konuşmuyoruz sanki biraz. Bilmiyorum yani biz mi politikaya çok kendimizi kaptırdık, bize mi öyle geliyor? Önce bu soruyla başlayayım. Sizce eskisi gibi Türkiye'de kültür sanat hak ettiği değeri görüyor mu ya da gördü mü? Onu da konuşmak lazım. Bugün Evet. hangi noktadayız ve neden konuşmuyoruz, konuşmuyorsak eğer? Tabii yani benim bir otorite gibi bütün bu soruları cevaplamam zor olabilir ama ben kendi yaşadığım hani bu mesleğin içinde bu sene 25. yılını kutlayan birisi olarak gözlemlerimi paylaşabilirim. Bence hem Türkiye'de hem de dünyada insanları bir aptallaştırma projesi var uzun zamandır. Yani zevki aşağı çekme, sanat zevkini aşağı çekme, şarkıların içini boşaltma, dizilerin, filmlerin içini boşaltma, birçok şeyi daha anlamsız hale getirme ve bir şeker kaplı bir çikolata gibi bunu sunmak, yani insanları uyuşturacak şekilde bunu sunmak. Bunu yabancı dostlarımla konuştuğumda da onlar kendi ülkeleri için aynı şeyi söylüyor. Baktığınız zaman yani uzun yıllardır atıyorum bir Beatles gibi, bir Led Zeppelin gibi, bir Bon Jovi gibi, Queen gibi bir grup çıkmıyor artık dünyada. Hani müzikten bahsedelim. Hep Çok böyle tekerleme gibi şarkılar, çok kolay ezberlenir şarkılar, bir şey anlatmayan şarkılar. Halbuki şarkı yazarlığı hikaye anlatıcılığının bir devamıdır. Ozanlardan devraldığımız bir şeydir. Bunu bizim örnek aldığımız rahmetli Cem Karaca, Barış Manço sözleriyle çok iyi yapardı Türkiye'de. Dolayısıyla bir de tabii sanat insanlara özgür olmayı, dogmalardan kurtulmayı, her türlü kalıbı, zinciri kırmayı öğrettiği için, yani hür düşünen bir birey olmayı öğrettiği için, bu sebeple de bunu istemeyen de çok diye düşünüyorum. Ve ülkemize baktığımda hani benim çocukluğumdan beri önemli bir kültür politikamızın olmadığı hissine kapılıyorum ben. Yani yapılıyor. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Bu kültür politikası neden yok peki sizce? Hep bu eleştiri ama. çünkü İnsanların zihnini özgürleştiren bir şey sanat. Bence ilk olarak kimileri için tehlike orada başlıyor. Yani ben mesela Amerika'ya gittiğimde oradaki müzisyenlerle konuştuğumda insanlar diyor ki yani birinin fikirlerini açıklamasından bu kadar korkmayalım. Çünkü bu sadece bir başkasının fikridir diyorlar. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman insanlar şöyle düşünüyor. Fikirler çok tehlikelidir. İşte bir dönemi kapatır, bir dönemi açar. Ama yurt dışına gittiğimde görüyorum ki oraları artık aşmışlar insanlar. Yani bırakın herkes fikrini açıklasın, söylesin. Sen de fikrini açıkla. Ve fikirler belki kafa kafaya geldiği zaman daha iyi bir yere, daha ileri bir noktaya ulaşırlar. Eskiden insanlar Türkiye'de aynı görüşte olmayabilirdi. Bu tamamıyla geçerli bir şeydi. Ama şimdi sanki aynı görüşte olmamak çok hani kabul edilemez bir şey gibi oldu. Ve siyasetin bu kadar hayatımızın içinde olması, hayatın diğer güzelliklerinin, işte müzik ruhun gıdasıdır diyoruz. Yani demek ki bedenin bir gıdası olduğu gibi ruhu da beslemek lazım güzel sanatlarla. Ama onu çok ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Bir de bizim eğitim sistemimizde de hani benim çocukluğumdan beri işte resim, beden, müzik, böyle bunlar en hikaye derslerdir. Hani en boş geçen.
Halbuki yurt dışına gittiğimiz zaman insanlar bu konulara çok ağırlık veriyorlar. İşte bir ülkeye gittiğiniz zaman o ülkenin, o şehrin opera salonu ya da bale gösterileri, resterleri en zor bilet bulunan, herkesin en şık kıyafetlerini giyerek gittiği bir buluşma yeri, bir sosyalleşme yeri oluyor. Bazı şeyleri örnek almak lazım diye düşünüyorum. Çünkü dünya bir yere doğru gidiyor ve onun gerisine düşmemek lazım diye düşünüyorum. Çok doğru. Beni böyle eskilere götürdünüz. Bunu anlatırken eskiden bizim çok değerli tiyatrolarımız vardı. Çoğu kapandı, yandı vesaire. Bir sürü şey Evet. geçti içinden. O dönemlerde de mesela o oyunlara da belli konserlere de geçmiş dönemde bilet bulamazdınız. 5-6 ay Tabii. beklediğiniz zamanlar olurdu. Şimdi geldiğimiz nokta maalesef bu. Şimdi 25. yıl demişken biraz oradan devam etmek istiyorum. Tabii şunu da bir kez daha izleyicilerimize aktarmadan olmaz. Çok değerli Erol Evgin'le Evet. birlikte de esasında baba oğul sahneye çıktınız, konserler düzenlediniz. Evet. Şimdi de 25. yıl ustaların izinde Evet. konserler serisi düzenliyorsunuz bildiğim Evet. kadarıyla. 25 yıl geçmiş üzerinden zaman biraz da hızlı akıp geçiyor Çok. galiba. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda 90'lı yıllarda müzik kariyeriniz Evet. başladı. O yıllardan bu yıllara geldiğinizde nasıl bir süreç geçmiş? Şimdi 90'lı yılların müziği, kültür sanatı, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çok farklı tabii ki koşullar vardı ama nasıl evrilmiş sizce geriye dönüp baktığınızda? Şimdi tabii dünyada müzik bir çıkmazın içine girdi. Yani müzik işi diyelim, müzik business dediğimiz müzik sektörü. Özellikle CD dönemi bütün sektörün çok iyi para kazandığı bir dönemdi. Plak şirketinden sanatçısına kadar. Daha sonra bu dijital, işte hatırlıyorsunuz hani Napster falan çıktı. Bir anda korsan mı değil mi o tartışmalarla birlikte şarkıların üzerine kaydedildiği o medyumu, aracı kaybettik. Ondan sonra MP3'e geçti. MP3'e geçince bütün sektör, sokaktaki korsancılar bile ağladı. MP3 bizi mahvetti demeye başladılar. Daha sonra platformlar çıktı. Ama benim bu 25 yılda gördüğüm müziğin dinleyiş şekli değişti ama müziğin hayatımızdaki rolü tabii ki değişmedi. Şu da değişmedi. Yine en az parayı müziği üreten insanlar, şarkı yazarları, sanatçılar kazanıyor. En büyük parayı o teknolojiyi bulan ya da o albümleri dünyaya satan. Yani şu anda platformlar bence sanatçılardan daha iyi para kazanıyor. Yani Bizler... tırnak içinde o sömürü sistemi bir sistem değişikliğine uğradı anladığım kadarıyla. Evet ve biz zannettik ki hani iş dijitale geçince hepimiz acayip bir avantaja sahip olacağız. Çünkü gerçekten dağıtım sorunu ortadan kalktı. Yani eskiden bir albüm, bir CD çıkarttığınız zaman bu Evet. Beşiktaş'ta bir müzik dükkanında olurken Kadıköy'de bir müzik dükkanında olmayabiliyordu ya da İzmir'de bir müzik dükkanına ulaşmamış oluyordu falan. O dağıtım için de çok uğraşıyorduk. İşte hayranlar önce mektup yazıyorlardı 90'lı yıllarda. Sonra elektronik posta atıyorlardı bize. Diyorlardı ki işte Adana'da yaşıyorum ve senin albümün abi burada yok. Şimdi bu dağıtım sorunu belki ortadan kalktı platformlarla birlikte ama bence müziğe ulaşım çok kolaylaştı. Ve bir şey zahmetsiz ulaşılır hale gelince biraz ucuzluyor diye düşünüyorum. Yani ben çocukluğumda ya da gençliğimde bir albümü bulacağım diye semt semt dolaştığımı hatırlıyorum. Hani demiyorum ki hala öyle olsun, herkes uğraşsın ama bir de teknoloji olarak çok değişti. Mesela benim ilk albümüm Beni Ellere Verdin, üniversitede 21 yaşındayken kaydetmiştim. Bayağı bildiğiniz o büyük makaralara kaydedilmiş bir banda kaydedilmiş bir albümdü. Fuat Güner'in stüdyosunda, Stüdyo FT'de kaydetmiştik. Sonra DAT'lar çıktı. Sonra bilgisayarın içine kaydedilecek sesler dediler. Hard disk recording. Ya dedik nasıl olacak falan, hani bir araç yok, bant yok yani falan. Şimdi stüdyoya ulaşmak da çok kolay. Herkes evinde bir mikrofon, bir bilgisayar, bir ses kartıyla çok güzel bir şarkı O kaydedebiliyor.
müzik üretiliyor artık öyle bir Evet. Şimdi evet. Yapay zeka işin içine girdi. Yani bu 25 yılda birçok değişimi hızla gördük. Benim ilk yıllardan bu yana hep dünyaya açılma hayalim vardı. Ama nasıl olacaktı? Bağımsız bir sanatçıydım. Arkamda büyük bir plak şirketi, yani ne o zamanları sayıyorum, ne Prestij Müzik, ne Rax, ne Sony, bir şey yoktu. Beni kim yurt dışına sunacaktı? Derken imdadıma diziler yetişti. Tabii orada benim de sinema eğitimi almamın bir katkısı evet. oldu. Film fakültesi mezunu olduğunuzu hatırlatayım izleyicilere. Evet. Onu da ayrıca. Evet, şimdi ben tabii aslında onu bir altın bilezik olsun diye okudum. Sadece müzik yapmak istiyordum ama iyi ki sinema okumuşum. Film ve dizi müzikleri yaparken yönetmeni anlama konusunda bu bana çok avantaj sağladı. Hı. İşte Sahra, Çocuğum Var, Derdim Var, hala devam eden Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Elif, Yaralı Kuşlar, Canım Annem, Toprak ile Fidan, böyle bir sürü diziye müzik yaptım. Daha sonra Netflix Amerika'da bir Myths and Monsters diye bir dizi müziği yaparak oradaki ilk Türk besteci oldum. Derken bizim diziler Latin Amerika'ya satılmaya başladı. Ve bütün Latin Amerika ülkelerinde, yani en büyüğünden en küçük Honduras'a kadar çocuklar, 4-5 yaşında çocuklar Türkçe olarak benim şarkılarımı ezberlemeye başladı. Kalbim hızla atmayalı, ne çok zaman olmuş, mutluluk uyanmayalı. Aç, her şeye rağmen dokun, hayatıma getir. Yaralı kuşlar, sokağa yaslar, bir sivilip bir yıkışlar. Bir yara, neredesin anne, dur çelim tuzak. Hani çiçekler, güneşe, hani eller, gökyüzüne. Yaralı kuşlar, soğuk ayaklar, bir sevinip bir kuluşlar. Bu sefer oradaki haberlere, gazete röportajlarına yetişemez hale geldik. İspanya'da turneler yaptık falan. Ve bir anda ben hep diyorum ki Türk dizi müziğinin yapamadığı şeyi Türk dizi piyasası yaptı ve bizim sesimizi, ezgilerimizi dünyaya duyurdu. Evet. Yani yurt dışında üretim yapmayı ya da turneye çıkmayı hayal ederken aslında ilkleri yaptığınız bir alan da olmuş. Çok da güzel olmuş ülkemiz açısından da. Ellerinize sağlık diyelim. Çok teşekkürler. 25. yıl konserleriyle ilgili biraz bilgi verir misin? Ne zaman başladı ilk olarak? Devam ediyor mu? Biraz içeriğini. Evet. Şimdi biz ilk bir Amerika turnesi yaptık. 25. yılı Amerika'da açtık. Buna da yine Latin Amerikalı televizyon sektörünün önde gelen isimleri önce oldu. Bu sene Latin Amerika'da Türk dizilerinin 10. yılı kutlanıyor ve 10. yıl başarısı kutlanıyor. İlk Şili'de Binbir Gece dizisiyle başlıyor bu furya. Hatta evet. Orada Binbir Gece'yi yayınlamak isteyen kanal yöneticisine diyorlar ki, yani sen deli misin? Nereden çıktı bu Türk dizisi? O da diyor ki, ben çok inanıyorum bu diziye ve başarılı olacağına inanıyorum. Ama kanal o kadar inanmıyor ki yollarını ayırıyorlar bu yöneticiyle. O yönetici de ikinci kanala geçiyor. Yani daha az reytingi olan Şili'nin ikinci kanalına geçiyor ve Binbir Gece'yle birden o ikinci kanal birinci kanalı geçiyor reytinglerde. Türk dizilerinin furyası böyle başlıyor. Müthiş herhalde bir gece. Herhalde o kanalın kanal inanmamış ya, herhalde şu an büyük bir pişmanlık duyuyorlardır kendileri. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii çok da benzer bir kültür ve bizim dizilerimizde aile faktörü var. Özellikle günlük dizilerde cinsellik yok, şiddet yok ve bu yüzden de orada çok izleniyor. Çünkü pandemide mesela bizim Yaralı Kuşlar diye bir dizi vardı. Kolombiya televizyonculuk tarihinin en çok reyting alan işi oldu. Çünkü dediler ki, biz kendi Latin dizilerimizi torun, işte dede, babaanne izleyemiyoruz. Yani geniş aile izleyemiyoruz ama sizinkileri izliyoruz dediler.
Miami'de Turkish Drama Gala diye bir gecede ben şarkı söylemek için davet edildim. Orada başladı bizim 25. yıl konserlerimiz. Sonra New York, Washington, Los Angeles'ta yine çaldık. Ve döndüğümüzde burada bir konser yaptık Zorlu'da, Tuşe Bar'da. Şimdi kültür merkezi konserlerimiz olacak. Mart ayında yine Arnavutköy Kültür Merkezi'nde bir konserimiz var 29 Mart'ta. Oldukça böyle bu konserler ben Instagram hesabımdan duyuruyor olacağım. Çok çok güzel. İzleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım. Çok sağ olun. Takip etsinler, dinlesinler sizi canlı canlı. Şimdi Sezen Aksu ile ilgili bir paylaşım yaptınız geçtiğimiz Evet. günlerde. Çok dikkat çekti bu paylaşım. Ben o paylaşımın hikayesini öğrenmek istiyorum sizden. Şöyle izninizle İzleyicilerimiz de görsünler. Şöyle bir fotoğraf paylaştınız. Ekrana da yansıtalım. Kaç yaşındasınız burada? Valla burada galiba orta bir falan herhalde. Yani ilkokuldan işte hemen sonra herhalde 13-14 yaşındayım diye tahmin ediyorum. Ya hazırlık ya orta bir. Bostancı Gösteri Merkezi burası. Okuldan gelmişim zaten. Üstünde okul kıyafetim var. Daha böyle boydan var. Onu ekrana alacağım. Buyurun lütfen. Evet. Bu ya şöyle bir hikaye var. Ben hep konserlerimde de anlatıyorum işte benim konserlerim biraz stand-up, biraz konser gibi geçiyor. Ben çok küçükken, 3-4 yaşındayken Sezen o köfte dudaklarıyla benim dudaklarımdan şap diye öpmüş. Ve ben bu öpücüğü bayağı ciddiye almışım. Bir platonik aşk başlamış aramızda. O da bilirdi bunu. De yıllar sonra derdi ki ben 19-20 yaşıma geldiğimde evladım 3 yaşında bir öptük hala kendine gelemedin derdi. Dolayısıyla o yaşlarda bana İşte Sezen de gelecek ya da Sezen'in konseri var falan dendiği anda ben hemen en güzel kıyafetlerimi giyer giderdim. Çok heyecanlanırdım. Ona bir şarkı bile yazdım. Seni uzaktan sevmeme izin ver diye. Seni uzaktan sevmeme izin ver. Sevmeme izin ver diye bir şarkı bile yazdım yani bir gün ona. Ama Sezen Aksu'ya aşık olmayan yoktu galiba, değil mi? Hala öyle bence. Sizin Gerçekten öyle. aşkınız anladığım kadarıyla bu fotoğrafla bunu öğrenmiş olduk. Evet. Sonrasında Sezen Aksu'yla hep iletişimde kaldınız diye tahmin ediyorum. Tabii Yakın yani birçok yerde hatta işte Nükhet Duru'ya bir sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Yine biz böyle aynı masadaydık. O gün ben ona canlı çaldım o şarkıyı. Seni uzaktan sevmeme izin veri. Ya onu gördüğüm her an benim için çok özel bir an olarak hayatıma işleniyor. Evet, Türkiye açısından da çok değerli bir sanatçımız. Ama ne yazık ki Türkiye'de sanatçılarımızın değeri tam olarak bilinmiyor. Çok üzücü bu Ya açıdan da. şöyle bir şey var bu konuda. Sevgili Lale Manço söylemişti rahmetli Barış abi vefat ettiği zaman. Biliyorsunuz yani büyük bir olaydı. Ve Türk halkı çok büyük bir sevgi gösterdi Barış abiye. Özellikle o cenaze törenini hatırlıyorum. Ama Lale ablanın dediği şey benim içimi çok burkmuştu. Demişti ki Barış tabii ki sevildiğini biliyordu ama bu kadar sevildiğinden emin değildi. Bu kadar sevildiğini belki de bilmiyordu demişti. Ve son röportajlarından birinde de Barış abi ben albüm yaptığım zaman o zamanki rakamlara göre söylüyorum 70 bin 80 bin satıyor. Yani daha çok satmasını arzu ediyordu. O yüzden son yıllarda albüm yapmıyorum demişti. Belki koleksiyonerliğin de çok kültürümüzde olmadığı ortaya çıkıyor. Belki de hani Cem Karaca'nın da güzel bir hikayesi var ya bakkala giriyor. Bakkal diyor ki Cem abi hayırlı olsun yeni long play'in çıkmış. Bir tane imzalı verirsin bize artık diyor. Cem abi de diyor ki sen de oradan bize 250 gram imzalı peynir verirsin artık diyor. Yani hani bir sanatçının konserine gitmeyip albümünü almayıp işte ne bileyim imza gününe gitmeyip desteklemek diye bir şey olamaz. Hani sadece televizyonda izleyerek desteklemek olamaz. O sanatçıya kazandırmanız lazım. Bazı ülkeler sanatçılarının güçlenmesini istiyorlar. Bazı ülkeler de sanatçılarının güçlenmesini istemiyorlar. Dolu bir salonda onun konserine gittikleri zaman hemen
kaç kişi var burada? İşte bilet fiyatıyla çarp ne kadar indirmiştir bu geceden falan gibi. Evet, Halbuki, düşünüyoruz. yani halbuki senin sanatçının güçlenmesi, senin ülkenin güçlenmesi demektir Dünya Ligi'nde. Şu anda işte bizim sesimiz, şarkılarımız Türkçe olarak dünyanın birçok ülkesinde en önemli kanallarda yayınlanıyor. Ama hadi Murat gel seni Latin Amerika'ya götürelim, büyük bir turne yapalım diyen ne bir kurum var, ne bir sponsor var, ne bir Kültür Bakanlığı var. Yani bunların hepsini ben kendim düşünmek zorunda kalıyorum. Mekanları ben ayarlayıp, kendim ayarlayıp, orada müzisyenleri ayarlayıp bir İspanya turnesi yapıyorum mesela. Halbuki bu noktada bir destek olması lazım. Çünkü zaten o ülkelerin ekranlarındayız. Yani işimiz çok kolay aslında. Sadece orkestramızla gideceğiz ve o ülkelere kültürümüzü, müziğimizi sahnede göstereceğiz. O kadar güzel anlattınız ki en başta dediğiniz şey o kadar önemli ki. Yani sadece televizyonda izleyerek ya da uzaktan bakarak destek olunmuyor müziğe. Bu birçok sektörde de benzer. Bizim mesleğimizde de öyle. Haberin bedava üretilen bir şey olduğunu düşünüyor mesela. Evet. Müzik de aynı şekilde. Hiçbir üretim bir maliyeti olmadan ortaya çıkmıyor ve bu pahalı işler, bu işler. Müzik de öyle Maalesef. aslında. Hemen bu noktada şunu da sormak istiyorum. Mesela pandemi dönemi çok zor geçti. Evet. Özellikle müzik sektörü için çok acı haberler de aldık. İntihar eden insanlar oldu. Yaşadığı şehri değiştirmek zorunda kalan insanlar oldu. Bugün de baktığımızda aslında bugün geldiği noktaya baktığımızda da öyle de çok iç açıcı değil gibi durum. Yani benim de arkadaşım da ben de bir dönem içinde bulundum müzik sektörünün. Biliyorum yani yaşanan sıkıntıları. Şunu soracağım, çok yalın bir şekilde soracağım. Geçinebiliyor mu müzisyenler bugünün Türkiye'sinde? Yani o müzisyenin ne yaptığına bağlı tabii ki, ama müzisyen günü gününe yaşayan, yevmiye ile çalışan insandır yani müzisyen. O gün bir yerde çalıyorsa bir para alır. O belki o hafta ailesini o parayla geçindirir. Ama tabii beste yapıyorsa iş biraz daha farklı. Çünkü orada telif hakları ortaya çıkıyor. Ve Türkiye'de bu konuda hiç fena değil. Çünkü 1980'lerden itibaren işte MESAM var, MSG var, meslek birlikleri var, MÜYOR1 var, MÜYAP var. Ve ama beste yapmayan müzisyeni de tabii ki düşünmek lazım. Çünkü özellikle televizyona veya sinemaya beste yapan müzisyen biliyorsunuz eserin sahibi oluyor. Gerçi eser sahipliğinden imzalanan muvafakatnamelerle hani sen bütün haklarını bize ver gibi bir şey oluyor, ama burada da sendikanın eksikliği hissediliyor. Ama yurt dışında meslek örgütleri mesela benim gördüğüm özellikle pandemi döneminde psikolojik olarak da destek sağladılar üyelerine. Çünkü müzisyenler çok kolay depresyona girebilen insanlar. Çünkü duygularıyla iş yapıyorlar. Yani ayakları belki bir bankacı, bir başka bir meslekteki insan kadar radikal bir şekilde yere basmıyor olabilir. Zaten bu yüzden üretebiliyorlar. Bu yüzden hepimizin o hepimizi o duygu seline kaptıran melodileri, sözleri, insanların normalde düşünmediği şeyleri buluyorlar, yaratıyorlar. Onun için bazı yasalarla ya da sendikalarla onları hayata belli kurallarla onlara bir garanti ortamı yaratmak lazım diye düşünüyorum. Bunun için çok yolumuz var. Ama geçinmesi zor tabii ki müzisyenlerin. Ve bu yıllar geçtikçe de zorlaşıyor. Çünkü müzik artık çok kolay üretiliyor. Şimdi işte yapay zeka var. Mesela Amerika'da 6 ay süren bu grev bir anlamda da yapay zekaya karşı yapıldı. Yani grevin sebeplerinden biri de buydu. Ve Avrupa Birliği hemen bir regülasyon çıkardı yapay zeka ile ilgili. Hem data ve verilerle ilgili, hem de bu kreatif insanları ne kadar etkileyecek? Yani bunun sınırı ne olacak? Bu konuda Türkiye'de ben daha bir tartışma dahi görmedim. Hani Evet. bırakın bir yasayı,
biz daha anlamadık bile ne olacak, AI bizi ne kadar etkileyecek. Çoğu kişinin haberi dahi yok, emin olun. Yani ben de çok açık konuşmak gerekirse bir ay önce falan bir arkadaşım bana ya bak böyle bir program var. Hadi bir konu belirleyelim. Bak şimdi söz de yazacak, müziğini de yapacak, şu kadar sürecek. Hakikaten böyle kaldım yani. Çok tehlikeli, dehşet verici esasında birçok meslek açısından en başta da. Sınır çizilmesi lazım. Evet, %100 ve tartışılması gerekiyor en başta da bence. Yani gündeme alınması gerekiyor bu meselenin. Şöyle bir sorum olacak. Çok değerli Erol Evgin'le babanızla birlikte yeniden böyle sahnede olma, birlikte konserler verme gibi bir plan var mı? Ya ben çok istiyorum ama bir yandan da istiyorum ki artık o da kendi ayakları üstünde dursun. Yani hep Murat Evgin, hep Murat Evgin. Nereye kadar bu destek? Şaka bir yana biz 2001-2002 yılında ben ikinci albümümü yapmadan bir Türkiye turnesi yapmıştık. Baba Oğul'du ismi. Baba Oğul diye bir şarkı yazmıştık o turne için ve birlikte 22-23 tane konser yaptık. Sonraki yıllarda bazı böyle babalar günlerinde yine bir arada çaldık. Zaten hep birlikteyiz ama ben o yıllarda sanki yolları biraz ayrı çizmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Hem ben yurt dışında bir şeyler yapmak istiyordum. Dünyada tanınan bir Türk besteci olmak istiyordum. Hem de bizi her yere beraber çağırmaya başlamışlardı. Televizyon programına, radyoya falan. Yani biraz Zeki Metin durumu gibi olmuştu. Şimdi solo yapacağımız şeyleri etkileyeceğini düşünerek birazcık mesafe koyduk kariyerlerimize. Ama yine birlikteyiz. Yani birlikte çalıyoruz, söylüyoruz, şarkılar üretiyoruz. O bana soruyor, ben ona danışıyorum. O devam yani. Böyle çok eleştirdiği zamanlar oluyor mu ürettiğiniz müziği? Ya işte bu da böyle olur mu falan dediği zamanlar oluyor mu? Tabii. Yani eleştiriyor. İlk albümlerde mesela sözlerin yalınlığına takılırdı. Şimdi arada 30 yaş var tabii. O başka bir jenerasyon, ben başka bir jenerasyon. Bazen derdi ki işte beni dinlemiyorsun. Bak ben işte bir tepki veriyorum, hani bir feedback veriyorum senin şarkınla ilgili. Onu kale almıyorsun falan. Bir de öyle alınganlıklar oluyor tabii. Şimdi yani star egosu diye bir şey var. Zaten her insanın egosu var. Bir de o eski starların başka bir egosu var. Böyle tatlı şeyler oluyordu. Ben de ona diyordum ki yani ben zaten sana soracak ve senin istediğin müziği yapacak olsam o zaman ben niye müzik yapıyorum? Yani ben başka bir jenerasyonum. Sen başka bir jenerasyonsun. İzin ver ben kendi istediğim şeyi yapayım diyordum. Yine şey yapıyoruz yani bir aradayız. Hep onu soruyorlar ya aranız iyi mi? Hani bizde öyle bir şey olmasına imkan yok. Çünkü bizim ailemizde anne babaya isyan diye bir şey yoktur. Yani onlara hep sonsuz saygı vardır. Ama ufak ufak iş konusunda da didişebiliriz yani. Evet. Şimdi şununla tamamlamak isterim. Önemli olduğuna inanıyorum. Bu tür mesajların artık topluma daha çok verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok boğulduğumuz süreçlerden geçiyorum. Detaylandırmaya bile gerek yok. Hepimiz tahmin ediyoruz cümleye böyle başladığımızda. Ekonomik kriz, hak ve özgürlükler meselesi, geleceğe dönük kaygı. İnsanlar her gün bunlarla savaşıp boğuşuyorlar. Dediğim gibi hepimize nefes aldıran alan aslında kültür, sanat, müzik bunların en başında geliyor. Siz bir müzisyen olarak yaşadığımız bu boğucu süreçlerden çıkmak için topluma, sizi dinleyenlere hangi mesajları vermek istersiniz? Zaten sanatın, müziğin altını çizdik ama ben şunu söylemek isterim. Ben ülkemin kendi içine kapanan bir ülke olmasını istemiyorum. Yani bizim burada günlük hayatımızda işte konuştuğumuz bir sürü problem, işte şehrin mesela taksi sorunundan ne bileyim dünyada komisyonsuz insanların birbirine para yollayabileceği, benim buradan Almanya'daki atıyorum akrabama para yollayabileceğim bir sistem varsa bunlar neden Türkiye'de yok? Ya da yurt dışına şuradan yan ülkeye geçtiğinizde harika bir uygulamayla taksi sorunu çözülüyorsa burada niye bu negatif anlamda kullanıyorum alaturkalığın içindeyiz. Neden internet hızımız bu kadar düşük? 2024'lük Evet.
Yani niye bu kadar fazla para ödeyip bu kadar kötü bir hizmet alıyoruz? Hani bunların değişmesi lazım. Ya da ben bir yurt dışında bir film festivaline giderken adam bilmiyorum marka söyleyebiliyor muyuz burada? YouTube Şimdi diyebiliriz. dünya artık PayPal diye bir şeyi kabul etmiş yani. Adam bilmem ne film festivalini koymuş ve sen de oraya akredite olmak için gitmek için bir para ödüyorsun. Adam sadece PayPal kabul ediyor. Şimdi oradan giriyorum ülkeye. Uganda var, Nijerya var, bilmem ne var. Türkiye yok. Bu sefer ben adama mail atıyorum işte özür dilerim bizim ülkemizde PayPal olmadığı için ben bu parayı size nasıl ulaştırırım falan gibi. Yani niye biz bu kadar içimize kapanıyoruz? Artık dünyada her ülkede olan bir sistemin burada da olması lazım. Ve bu insanları da koruyan bir şey. İnsanlar komisyon ödemeden birbirine para yollasın. Bir hizmet satın alsın. Bir şey yani bu kadar dünyadan kopmamak ve dünyayı da diğer ülkeleri de öcü gibi birbirimize göstermememiz. Hani bizim meşhur işte Türk'ün Türk'ten başka dostu yok sözümüz var ya da onlar bizi kıskanıyor, bunlar bizi kıskanıyor. Ya Evet. dünya artık bir arada bir hareket ediyor yani ticari olarak, sanat olarak. Sınırlar kalktı. Hani ben bunu bu yönde hep gelişmemizi istiyorum. Artık kendi içimize gitgide kapanan bir ülke olmaktan çıkıp dünyaya daha sıcak bakan. Çünkü çok da seviliyoruz ayrıca. Yani bizi sevmiyor ya da kıskanıyor falan değiller. İşte Türk dizileriyle bütün ülkelerde ya Amerika, İngiltere ve exportta üçüncü sırada da Türkiye var dizilerde. Ve bu insanlar bizim kültürümüzü, bizim mekanlarımızı, hikayelerimizi düşünsenize eskiden sadece Amerika hikayelerini dünyaya satıyordu dizilerle, filmlerle. Bugün bu bile kırıldı. Artık insanlar Türk hikayelerini, Türk masallarını, filmlerini izliyor ve bize hayranlar. Bunu iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu bizi refaha ulaştıracak unsurlardan da bir tanesidir. Bu bir kültür tanıtımıdır. Bir kültür ticaretidir belki müziğiyle, oyunculuğuyla, hikayelerle, filmlerle bunu doğru kullanmak lazım. Ben kendi sektörümden baktığım zaman bunu görüyorum. Evet, çok çok güzel özetlediniz esasında. Şu an yaşanan temel kaygı da Türkiye'nin içine kapanması ve giderek Orta Doğulaşma, Batı'ya sırt dönme meselesi yöneltilen eleştiri de bu. Onun yaratacağı sonuçları ve neler yaşadığımızı çok güzel özetlediniz. Verdiğiniz mesajlar da çok kıymetliydi. Ve benim için harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Biz müzisyenler konuşmamak için müziği seçiyoruz ama ondan sonra o kadar çok röportaj yapıyoruz ki çok yetkin yani yetenekli olmadığımız bir alanda konuşmak konusunda icraat yapmak durumunda kalıyoruz. Bizim için her zaman biraz sıkıntılı konuşmak ama inşallah güzel şeyler söylemişimdir. Bir hatamız olduysa affola. Çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.